Balık vurdu. Evet, Yusuf da ben abi hiç çekmedim, çekebilir miyim dedi. Yusuf kardeşim buyur çek. Bu sefer de sen çek, gönlün olsun. Evet arkadaşlar. Sabah saat 6:10 geçiyor. Ve yine peçenek deneyeceğiz. Evet, balık avı başlasın. Evet arkadaşlar, açık bir yer bulup bir poğaça falan alalım. Ondan sonra yola devam. Evet arkadaşlar, oltaları attık. Yine aynı şekilde 4 olta. Bu sefer sadece boncuklu takım var. Hamur yapmadım daha. Oltaları yenilediğimde hamur yapmayı düşünüyorum. Ve evet, Peçenek Barajı'nda balık çıkıyor diye video attıktan sonra balıkçılar çoğaldı. Evet. Bu tarafta bir balıkçı var, yatılı. Karşıda evet, karşıda var. Bu burunda ben varım. Ve karşıda yine aynı şekilde iki tane daha yatılı balıkçı var. Gece ne yaptılar bilmiyorum, görüşmedim ama şu an için bizim oltalarda ve yan taraftaki balıkçıda bir şey yok. İlerleyen saatlerde bakacağız. Hamurumuzu da hazırladık. İğnelere de ufak ufak yine yapacağım hamur. Yaklaşık bir saat oldu oltaları atalı. Şimdi oltaları değiştirdim. İki tanesi boncuklu düz üçlü takım. İki tanesini hamurlu boncukluya çevirdim. İşte bir saat oldu balık oynuyor. Ama henüz etrafta balık çeken yok. Videonun ilerleyen saatlerinde bakacağız. Bugün 5 tane yatılı balıkçı var. Yatılı gelmişler dün geceden, dün akşamdan. Bir tane yeni bir balıkçı geldi yine yan tarafıma. Bir de ben. Yani peçenek kalabalıklaşmaya başladı balık çıkınca. Videolarımızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kişi peçenekte balık çıkıp çıkmadığını bizim videolardan takip ediyor. İnşallah bugün de güzel balıklar alırız. Aslında daha iyi bir yer söylediler. Yani balık %100 çıkıyor. Çok iyi çıkıyor. Fakat balık ufakmış. Yani o yüzden yani balık tutmaktansa iyi bir balık tutmayı istediğim için yine tekrardan buraya geldim. İnşallah bugün de balık alırız. Videonun devamında göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, saat 11:30 oldu. Daha tek bir vuruş alamadım. Yan taraftaki bir amcam var. O da 4 oltalı. Onda da hiçbir şey yok. Diğer tarafımda yine 2 kişilik bir grup var. Onlarda da hiçbir şey yok. Karşıya baktığımda iki tane kalabalık ekip var. Onlar da geldiğimden bu tarafa balık çekemedi. Ama çok güzel balık oynuyor. Yani atlıyor, zıplıyor. Fakat oltaya şu an için kimseye vurmadı. Birazdan diğer taraftaki yatılı kalan arkadaşların yanına gideceğim. Geceden ne yapmışlar, hiç balık tutabilmişler mi? Son durumları ne? Onları da öğrenip tahmini saat 11'e kadar falan burada olurum. Nasibimizde varsa zaten alırız balık. Diğer balıkçıların yanına da vaktim olursa uğramaya çalışacağım. Diğer yandaki balıkçıların yanına uğradım. Baba oğul gelmişler. Gece saat 2'de gelmişler.
Biraz önce bir tane balık kaçırmışlar. Onun harici gece boyunca hiç vurmamış zaten. Şimdi de aynı şekilde oturuyorlar. Yani dediğim gibi kimsede şu an balık yok. Evet arkadaşlar, balıkla ilgili umut kalmadı. Çünkü felaket bir rüzgar. Kameraya nasıl yansıyor sesi bilmiyorum. Felaket bir rüzgar ve dalga var. Wireless Go 2 yaka mikrofonu var. Rüzgar önleyici var. Ama ona bile güvenemiyorum. Bu rüzgarda ses nasıl geliyor bilemiyorum. Bu saatten sonra da balık alabileceğimizi de düşünmüyorum. Ama yine bu son bir saati biz 11'e kadar değerlendirelim. Belki rüzgar kesilir. Evet. Oltaların yönü değişti direkt rüzgardan. Evet, hayaller büyüktü. Kepçemizi açtık, hazırda bekliyordu. Balık gelince uğraşmayalım diye. Ama maalesef bugün balık yok. Evet arkadaşlar, tam umutlar bitmişken balığımızı çektik. Bu hava şartlarında dalganın ve rüzgarın coştuğu bir anda gideceğimiz vakit balığı çekmek güzel oldu. Yine aynı şekilde bir önceki videoda dediğim gibi kurşunlu takıma dönmüştüm. Kurşunlu hamurluya geldi yine. Ama burada dikkat ettiğim bir şey var. Peçenek barajında bayağı bir yoğunluk vardı. Oltacılar çoğaldı. Fakat oltacıların ben hariç hepsi dışarıdan gelme. Fakat bizim Koçsar'dan gelen yoktu. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.